Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yakın bir zamanda okuduğum ve inanılmaz sevdiğim, çok sevdiğim, bayıldığım bir kitaptan bahsedeceğim. Size bahsedeceğim kitap Neil Gaiman'dan Yok Yer. Daha önceki videolarımı izlediniz mi bilmiyorum ama ben Neil Gaiman'ı aşırı seviyorum. Çok seviyorum, inanılmaz sevdiğim yazarlardan biri. Yok Yer'de benim Neil Gaiman'dan okuduğum en güzel kitaplardan biri. Gerçekten bayıldım. Hatta Neil Gaiman'dan favori kitabım olabilir Yok Yer. O derece sevdim. Yok Yer tam olarak, tam anlamıyla bir şehir fantazisi, bir şehir fantazisi örneği. Hatta Yok Yer bence bu türe, şehir fantazisi türüne örnek gösterilebilecek bir kitap. Birazcık size kitaptan bahsedeyim. Kitap Londra şehrinde geçiyor. Londra şehrinde geçtiğini söylememin sebebi Londra'nın kitapta önemli bir yere sahip olması. Hatta o kadar önemli ki bence Londra şehri kitap karakterleri arasında bile gösterilebilir. O derece önemli bir yere sahip şehir. Birazcık kitabın konusundan bahsedeyim. Karakterimiz nişanlısıyla beraber bir yemeğe, bir yemek davetine gidiyor. Ve yolda kanlar içerisinde yerde yatan bir kadın görüyorlar. Nişanlısı çok umursamıyor bu durumu. Ama adam kadını alıp eve götürüp ona bakmak istiyor ve o şekilde de yapıyor. Evine götürüyor kadını ve kadınla ilgilenmeye başlıyor. Ertesi sabah kadın uyanıyor fakat çok garip bir tavırlar halinde. Kadın çok da normal hareketlerde bulunmuyor. Hatta deli olduğunu düşünüyor kadının. Nedir bu garip hareketler peki? Mesela bir not kağıdı yapıp güvercinin ayağına dolayıp güvercini uçurması ya da bir fareyle konuşması gibi. Bu tarz garip davranışlardan sonra kadının deli olduğunu düşünüyor. Kadın gittikten sonra adama garip bir şey oluyor ve kadını tekrardan bulmaya çalışıyor. Acaba ne olduğunu söylesem spoiler olur mu? Bilmiyorum. Söylemeyeyim. Ne olur ne olmaz. Adama garip bir şey oluyor dediğim gibi. Kadın gittikten sonra adam da kadını bulmaya çalışıyor. Çünkü tam kadın gittikten sonra başına geliyor bu olay. Ve kadını bulmaya çalışırken bir de bakıyor ki Londra şehrinin altında bir tane daha Londra şehri var. Bir alt Londra var, bir de üst Londra var. Üst Londra bildiğimiz, bilindik, normal Londra. Alt Londra ise daha farklı, daha gizemli, daha fantastik unsurların olduğu, hayvanların bir şekilde konuşabildiği daha farklı bir yer. Adam kadını ararken hem bu Alt Londra'yı keşfediyor hem bu Alt Londra'daki değişik insanları, hayvanları keşfederken bir yandan da kadını aramaya çalışıyor. Ve inanılmaz eğlenceli, mükemmel, sürükleyici bir macera başlıyor. Kitap o kadar sürükleyici ki yani bu sürekli bir macera, sürekli bir aksiyon. İnanılmaz bağlıyor sizi bu yüzden ve hiç bitmesin istiyorsunuz. Yani ben en azından o şekilde ve karakterleri o kadar çok sevdim ki bu Alt Londra'daki karakterler ve baş karakter de dahil olmak üzere inanılmaz sevdim ki bu grup, bu tayfa sonsuza dek böyle macera yaşasınlar ve sonsuza dek böyle okuyayım, böyle sürsün gitsin istedim. Hatta kitap bittiğinde üzüldüm. Yani çok güzel bitti bu arada. Yani tam öyle istediğim gibi mükemmel bitti. Hatta yani devamı olabilecek bir şekilde bitti bence. Karakterleri o kadar sevdim ki dediğim gibi sonsuza dek macera yaşasınlar ve ben sonsuza dek bunları okuyayım istedim. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yok Yer aslında bir TV projesiymiş, bir dizi projesiymiş. Neil Gaiman bunu romanlaştırmış ve TV'ye de çok, dizi olarak da çok güzel bir konusu var gerçekten. Diziye de uyarlanabilir. Ki uyarlanmış Neverwhere adında bu mini dizi olarak kitaptan uyarlanmış. Ben birinci bölümünü izledim dizinin. Çok güzel. Yani birebir uyarlama. İlk bölümü ya yani bütün sahneleri, bütün olaylar, bütün geçişler aynıydı birinci bölümünde. Diğer bölümlerini henüz izleyemedim. Ama dizisi de çok güzel. Ama kitabı. Kitap mükemmel. Aşırı sürükleyici. Çok çok eğlenceli bir kitap. Eğer fantastik tarzda romanlardan hoşlanıyorsanız Yok Yer'i aşırı seveceksiniz gerçekten. Bayılacaksınız. Ben fantastik tarzı çok seviyorum. Yok Yer'de benim aşırı sevdiğim, sürekli aşırı diyorum,
çok fazla sevdiğim kitaplardan biri oldu. Eğer okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel. Sizin okuduğunuz Neil Gaiman kitapları var mı? Ya da Yok Yere okudunuz mu? Yok Yer hakkında neler düşünüyorsunuz okuyanlar? Bana yazarsanız çok sevinirim. Sizin sevdiğiniz Neil Gaiman kitapları neler? Okudunuz mu daha önceden? Gerçekten çok merak ediyorum. Bana yine yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Son olarak da kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.